Selamlar, hoş geldiniz. Bir önceki videoda Bitcoin'den muhteşem ötesi parçalar alabildiğimizi öğrendik ve canavar gibi Bitcoin kazacağız şimdi, canavar gibi. Ve bir sürü bize bildirim, mail gelmiş. Evet, bu tarz olmayanların hiçbirini yapmayacağım bundan sonra. 400, 400'ler olabilir. Bunu git. Şu kaçtı? 130. 400 yanlış atlamayalım. Hiç bakmıyorum bile, fiyatına bakıyorum, tek baktığım şey. 251, evet, 916. Bunu çok rahat yapabileceğimi düşünüyorum. Hemen bu bilgisayarı toplayalım ve canavar gibi Bitcoin kasmaya başlayalım o gelen parayla. 1400 dolarlık işlemci çıktı kasadan. 1400 dolarlık. Bu ne demek? Öncelikle şu 400 dolarlık PC'yi toplayayım, bunu toplayabilmek için diye düşünüyorum. Bizden 1 GB ekran kartı istiyor, 2 GHz işlemci, 512 GB hard disk istiyor. Hemen toplayalım kendisine. GPU 512 1 GB şu kart hemen diyelim. Ben bilmiyordum böyle bir işlem olduğunu. CPU'ya gelelim hemen. 2.4 GHz'lik zaten şurada başlangıçta var. Intel Celeron. Direkt bunu yapıştıracağım. 775 soket. En üstünü ekleyeceğim. RAM'e geleceğim. DDR2 diyeceğim. En üstünü ekleyeceğim. Data storage 512. Niye buradan aldım bir fikrim yok ama 100 dolara sonuçta topladım. Cidden bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Şimdi bunun parçalar tamam. Sen ne istiyorsun? 3.2 GHz üstü bir işlemci istiyorsun. 1 TB hard disk istiyorsun. Data storage HDD 3 TB'lık var. Ondan da isteyenler geliyor. Hemen onun siparişini verelim gelsin. Başka 512 MB'lık bir ekran kartı istiyordu. Skor yüksek istediği için GDDR 5 alacağım. 14 güne geliyor. Yuh! Gelmeseydin. Harbi gelmeseydin yani. Sonra CPU 3.2 GHz'in üstü bir şeyler istiyor arkadaş. 3.5 GHz'lik bir işlemci lazım bize. Benim işlemci takabilirim aslında ama 3 nokta şeyin üstü 2 mi? Düştü mü lan yoksa düştü? 3 herhalde, hatırlamıyorum. Bir saniye. Nasıl olsa 100 dolar ediyor artık bu. Ama 100 dolar ediyor da yani. Eskiden beri bir şahane şöhreti var bunun. Hani çok eski bir parça değil sonuçta. Bu kalsın. O kalsın, onu kullanacağım ben. O kötü değil hala. O hala kaliteli bir. Şuradan biraz hızlı inelim. GHz'ler görmek istiyorum. 3 var. 3.07 var. Az önce buralarda kalmıştık. 3.1 var. 3.3 var. AM3 slot. Hemen yukarı çıkıyoruz. Motherboard, soket, AM3, DDR3 RAM kullanıyor. Vay anasını. Kart RAM diyelim. DDR3 en ucunu da koyalım. Hepsi sipariş verelim. 3 gün daha. Hepsi tüm parçalar gelsin. Çıkar. Şunu isim koyalım GTD diye. Okey. Ki karışmasın. Şey yaparken. Bir mail daha geldi. Yuri. Pikit yürü ya. Diyerekten bir soğuk espriyi yapıştırayım. Hemen 20 dolar tak. AM3 şunu takalım. Bu en ucuzcu değil mi? Çıkart buna. Bu DDR2 kullanıyor daha. Öyle son ikisi de PSU 350 tamam. E-mail 15.573 olmadı mı? Ya ufak bir overclock denemesi yapmak zorunda kalıyorum. Hani ufak ama. çok abartmaya gerek yok. Mesela şunu 750 yapacağım. Ama da dayanarsa çok kötü olur. 2250. Peki. Asi niye oldu? Tamam. Büyük ihtimalle olmuştur. Çünkü çok ufak fark vardı. 15.244 mü? Ya yapma şunu, gözünü seveyim ya. Üzerime de bir orkul çekelim. Email. Hah, şükür. Sana olmuyor değil mi? Tamam. Konfirm. Tamam, sana sattık, gittim. Şimdi senin bilgisayarını toparlayalım hemen. Insert. Bakalım senin istediğin skoru elde edecek mi bu bilgisayar? Edeceğini düşünüyorum. Takmadım, takmış. 1 TB istedim. Şuna hemen gidelim, şuradan alalım. 450. Hemen basalım, gelelim. Aa, parçamızı almadık. Insert. Hemen gelelim mail. Oo, fazlası bile oldu. Bunu da satalım. Tamamdır. 400 dolarımız vardı. Gayet güzel, 1400 dolarımızı çıkardık. Şimdi kendime 2 tane güzel Bitcoin'li kasa yapmam lazım. 2 tane yapmam lazım ama. Elimizde ne var parça olarak? Sadece bir tane kasa mı var? O zaman bir kasa daha alacağız. Power supply alacağız kendimize 2 tane. Ama 600'lükten bir tane alayım. Stoklar ne zaman yenileniyor? Yenilendi. Hemen tekrar bir stok daha alalım. 450'lik alacağım çünkü hani ufak bir hisseler yapmayacağız. Buradan tek tek parçaları incelemek bana biraz daha zor geliyor. Bir dakika lan. 235 dolar. 2600. Hemen bir bakalım internete. CPU, soket, 4 çekirdek. Soket. Hatırlamıyorum. Şu büyükten R7 2600. Göremedim. Şuradan ona bakacağız. Sadece 4 çekirdek olanlardan. Intel olduğunu biliyoruz. R7 900'ler gördük. R7 2600 neredesin? 960, 2600, 282 dolar. Orada daha uygun herhalde ki. Bakalım hemen. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum vallahi. Biliyordum, artık bilemiyorum şu an. 286 dolar burada ise R7 235 dolar. Bunu alacağım ya, bu bence yeter. Video kart olarak burada ne var? 664 dolara bu var. GDDR 3 almayacağım onu. SSD 64 GB'lık 20 dolar, gayet ucuz gibi duruyor. Şundan bir tane alacağım. Diğer bilgisayarı bundan takarım. Bir tane de şundan bulunsun. RAM DDR 3. RAM'ler genelde pahalı oluyor burada diye hatırlıyorum ama hangi sokette aldığım işlemci unuttum ya. Buradan neyse, anakarta çok özen göstermeyeceğim alırken. Şunları hızlıca bir açalım. Soketine bakacağım. Burada o kasadan çıkardığı için o kaliteli bir şey oldu. Garanti oldu. 11.55. Oo, soket de güncel. Flash, CPU, soket 11.55. 11.55 güncel bir soket. Yani bu şu an için. Bu oyun için. Ve hani buranın en iyisi bir üstü K. Ve çok da hoşuma gitti şimdi bu. Şimdi bir tane ondan aldık. Bir tane daha almamız lazım. İki tane bilgisayar toplayacağım çünkü. Onu da K alacağım. 11.55. Bakalım paramız nasıl, nereye kadar yetecek. 3000'e gelsin ama. Motherboard, socket 11.55. Zaten DDR3'tür. 2 tane boşa 2 tane RAM almadık. Vallahi çok masrafa gitmeyeceğim. Şimdi ben bundan 2 tane alsam elime kalacak $600. $300'dan 2 tane ekran kartı çekebilirim. Niye bunu aldım hiç bilmiyorum. Ama hani güzel olsun diyorum. Almışken. Gelelim kuru fasulyenin asıl faydasına. $500'a yakın paramız var. Bir yarışmaya katılabiliyor muyuz? En yakın. No limit yarışma. No limit olan bir tane. 1, 2, 3. 3 gün. Ona bir katılalım. BTC ile. Bir katılalım ona bir. O bize verecekleri ufak miktar paracı alalım. Bitcoin'imizi kasmaya başlayalım sonra. Ve alamadık. Kötü kalmış bilgisayarımız. Eski kalmış. Yapacak bir şey yok. Hop. Çok hoş, çok hoş. Ekran kartı 2 tane alacağız şimdi. GPU'ya bakalım. Hoş bir ayar tutturmamız lazım. 200-300 arası ekran kartlarına bakarken bundan 2 tane alsam bana 480'e mal olur. Ve çok da mantıklı geldi şu an ondan 2 tane almak bana. Ama arkadaş şundan mı alsam? Hani GTX 480. Düşündürüyor beni. Bundan alacağım 2 tane. Vay. Ve kasayla açılıyor demek ki. Güzel bir şey almışız. Şam. Şimdi git işim var. Git. Hadi bismillah. Bilgisayarı toplamaya başladık. Bitcoin işine girdik. Bu beleş gelen şeyimiz, taktık remimizi. Dedik ki birine bunu çakarız, birine diğerine. Sana bunu çakalım, sana düşükleri çakalım. Voltajı da düşüğü çakalım. Voltaj herhalde sıkıntı olmuyor. Aynen 300 volt, 400 volt. Tamam, sıkıntı yok voltajda. Buna da pahalıları çakıyoruz. 60 Ti. Insert. Farklı overclock denemesi yapsak mı? Yok. Ama sonra başımız yanmasın. Ama. Sen niye yapamıyorsun? Ha. Parçalar tam değil çünkü. Sende de 306 hemen aynı voltaj değil mi? Hatta aynı volt. Hemen. 2 volt. Sende de Bitcoin mining'i başlatalım. Ve ben 2013'ün başına kadar bir oyunu ilerletmek istiyorum. Bakalım hangi bilgisayarımız daha önce Bitcoin getirecek. Mouse sesini sizi rahatsız etmemek için hemen ufaktan bir makro açıp geleceğim. Ben sizi direkt görmemek için, ekranda makro falan göstermemek için direkt Hemencik şey yaptım, bitirdim işimi ve bilgisayar hızlarına baktığım zaman bir numaramız ortadaki, ikinci numaramız en sağdaki ve en kötüsü en soldaki haliyle oldu. Bu bilgisayar zaten 684 dolara, bu bilgisayar 800 dolara, bu bilgisayar ise 2334 dolara toplanmış. Zaten arada bir fark olması gerekiyor. Ben bunları iptal edeceğim, bunları beklemeyeceğim. Bu kazmalarını. Onun ortadakinin kazmasını bekleyeceğim. Birazcık daha sizin kafanızı yoracağım ama evet, bitti. Mailler tabii ki de doluştu. Bakmadığımız sürece maillerin tarihi şeyi belli olmuyor. İptal olmuyorlar. Artık Bitcoin kasmana gerek yok canım. Şimdi bakalım bize Dark Web neler verecek. 3 Bitcoin daha kasıp 10 kasa açalım. Aynen, çok iyi fikir. Çok iyi fikir, çok iyi fikir. Çok iyi fikir, çok iyi fikir. Hemen geliyorum. Evet, 3 Bitcoin'imizi kastık. Hemen bunları iptal edelim. Artık devam etmelerine gerek yok. Ve 10 tane kasamızı alıyoruz. Hazır mıyız? Var mı heyecan? 10 tane kasa. Bir tanesini açtığımızda bize yaklaşık 2 milyara yakın değeri olan bir işlemci vermişti. Bakalım 10 tane kasa bize ne verecek? 13 tanesi yaklaşık kaç ediyor? 700 dolara yakın para ediyor. 700 dolar para. Fena değil. Ama işte Bitcoin'i normal satın almıyoruz. Sadece kasabiliyoruz. Intel Core i5 2550k. Kingston mı? O ne? 1100 MHz'lik DDR2 mi? Oo! Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. DDR2'nin 1100 MHz'ini bırak 800 MHz'in üstü yok diye biliyorum. Satılmaz. Hani canavar bir DDR2 sistem toplayabiliriz. Ve bir tane daha. Çok sevindik ki hemen ver arkasından. Elmedia GTX 760. Tabi teknoloji gelişti. Elmedia RTS 150 mi? O ne ya? Bu ne ya? Ama buradan çıkan her şeyin özellikleri daha kuvvetli oluyor. Clock speed 938 MHz. Şimdi bakacağım aynısına. Hemen aynısına bakıyorum. GPU 1 GB artık seçemiyor muyuz? Fiyatı yazıyor muydu bari? Yazmıyordu. Neyse. Bari GDDR sürümüne bakayım. Dur. Dur. Hani bir yerden 3. GDDR 3. Hani bakalım GDDR 3 bu seviyede bir. Hiç sanmıyorum. Hiç. Hani kötü parçalar çıkma ihtimali de yokmuş. RTS 150. Şu değil mi çıkan bize? Hani 150. Bayağı eski bir parça olmasına rağmen 64 128 738 64 128 738 64 128 738 yerine 938 200 MHz daha hızlı. Hani gayet kuvvetli bir kart. 5 tane daha kaldı. Ya verme gözünü seveyim şunu ya. GeForce 310. Sonucu da güzel olsun. Intel Xenon X5647. Bu güzel. Bu güzel diye tahmin ediyorum. Bu güzel. Intel Xenon CPU. O güzel, o güzel. Şunun 700 üstü yap da. 5647 nerede? Bu kadar pahalı değil demek. 500-700 arası. Bu kadar da pahalı değil mi? Mi acaba? Yoksa satışta mı yok öyle bir şey? X5647 diyor. 1366. 774 dolarmış. 1366 soket CPU soket 1366 kötü bir soket başlangıç olarak zaten. En pahalılara gideceğim. X5690, 5672, 5670, 5647 değil mi? Şu. 185 dolar, 2.93 GHz ve 4 çekirdek. Bize gelen ise özel üretim parçaları demek ki bunlar. Oluyor ki bize gelen de 4 çekirdek ama GHz daha fazla. Özellikle daha fazla. İstersen bunu 77 dolara satabiliyorum. Rezillik. Neymiş? Bir tane alınca, güzel çıkınca sevinip defalarca almamak gerekirmiş. Ama gene kötü olmadı. Ben buradan çok güzel bilgisayarlar çıkartabilirim. Şimdi şu bilgisayarların üçünü de satacağım. Bunun ekran kartını saklasam mı diye düşünüyorum. Satacağım. Hepsini direkt satacağım. Yeni bilgisayarları toplayacağım. Çünkü bayağı bir yıl geçtik. Roger'la değil tabii ki. Misha'ya da değil. Bakmayınca geç. Mail'e tıkladık ki. 195. Bu ne oğlum? Güzel bir para veren var mı? Yok. O zaman öbürkü videomuzda ne yapacağımızı düşünür, harekete geçeriz. Keşke zamanı ilerletmeden de Bitcoin kasabilseydi. Neyse, kendinize iyi bakın. Bay bay.